Sevdamız millet, sedamız devlet, seciyemiz şevket, sevincimiz huzurlu, umutlu, güvenli ağırlıklarından kurtulmuş bir medeniyet ve muvaffakiyet seviyesidir. Bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimleri için geri sayım başlamıştır. Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir. Türk milleti 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak geleceğini oylayacaktır. Verilecek her oy Türk ve Türkiye yüzyılına bir tuğla koyacaktır. Verilecek her oy tam bağımsızlığa destek olacaktır. Milletimizin yıkanlara, bozanlara, bozgunculara, vurgunculara, yalancılara, talancılara, yabancıların yerli ajentesine dönmüş siyasi devşirmelere itibar etmeyeceğine dair inancımız tamdır. Çünkü Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Yerimizde saymaya, olanla yetinmeye kıt kanat geçinmeye, onun bunun ağzına bakmaya, tarihin gerisine düşmeye, debisi yüksek bir nehir gibi akan hadiselerin içinde edilgen ve etkisiz kalmaya ne hakkımız ne de niyetimiz vardır. Sızlanarak, dövünerek, seyrederek hiçbir şey yapamayız. Davası olan her insan aynı zamanda umut insanıdır. Çünkü iman varsa imkan vardır ve nihayetinde karamsarlık bulutları dağılmaya mahkumdur. Türkiye artık feleğin çemberini kırmıştır. Makus talihi değişmeye başlamıştır. İstikrarlı yükseliş kararlılıkla devam etmelidir. İddialı yürüyüş her gün biraz daha hız kazanarak Cumhuriyet'in yeni yüzyılında muktedir tarihimizin tekerrürünü sağlamalıdır. Kaldı ki gerçekleşebilecek hedefimiz de budur. Değerli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü önümüzdeki yeni yüzyılın başarı müjdesidir. Bu müjdenin tecessüm ve temerküz etmiş hali de Türk ve Türkiye yüzyılıdır. 2023 seçimlerinde Türk milletinin varlığı, birliği, bekası ve belaların üstesinden nasıl geldiği sınanacaktır. Tüm dünya adeta nefesini tutmuş, 2023 seçimlerine kilitlenmiştir. Çünkü Uyanan ve ayağa kalkan devin ayak sesleri, zalimleri, onların taşeronlarını, iç işgal cephesinde toplanan kifayetsiz mühterisleri ziyadesiyle ürkütmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'mizin gücüne güç katmış, siyasal ve toplumsal huzuru teyit ve temin etmiştir hükümet krizleri, siyasi kavgalar, ilkesiz koltuk pazarlıkları, ilkel makam paylaşımları son bulmuştur. Koalisyonlar devri kapanmış, eser ve hizmet döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün arızalarını, bütün aksaklıklarını, bütün anormalliklerini isabetle ve demokratik iradeyle telafi etmiştir. Devlet siyaset dengesi kurulmuş, kuvvetler ayrımı netleşmiş, davul kimin boynunda ise tokmak da onun eline verilmiştir. Böylelikle devletteki yetki çatışması, güç karmaşasası, çapsız ve çarpık tartışmalar sona ermiş Uyum, denge ve çarpık tartışma, denge işbirliği, anlayış, dayanışma, diyalog, ortak amaçlar doğrultusunda fikir ve görüş birliği dönemi başlamış. Hamdolsun çok başarılı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin maruz kaldığı her türlü iç ve dış mahreçli sorunlar, hamulesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğrudan ürünü olan siyasal istikrar marifetiyle çözüme kavuşmuş ya da direnç sergilenmiştir. Yönetim hayatımızda yapılan muazzam reformlarla milli hedeflerimiz canlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin birinci beş yılı göz kamaştırıcı gelişmelere, Göğüs kabartan icraat ve ilerleyişlere sahne olmuştur. Türkiye muazzam bir çıkış ivmesi yakalamıştır. Bunun değerli sonuçlarını diplomasi'den siyasete, ekonomiden ticarete, sanattan spora, teknolojik atılımlardan milli silah sanayine, terörle mücadeleden küresel emperyalizme karşı azimkar direnişe kadar her saha ve zeminde görmek, tanık olmak mümkündür. Olgunlaşmış, oturmuş, kurum ve kurallarıyla yerleşmiş bu sistemin ikinci beş yıllık dönemi çok daha iyi olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tek adamlık yaftası vurmak soysuz bir saptırmadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Antidemokratik gölge düşürüp, despotik, tiranlık ve diktatörlük isnadıyla yaralamaya ve yıpratmaya çalışmak ağır kusurlu siyasetçi küstahlığıdır. Zillet ittifakının görünen ve gösterilen yegane ortak paydası yeni sistem muhalifliğidir. Bundan başka söyledikleri veya söyleyebilecekleri ikinci bir şey yoktur yatıyorlar, kalkıyorlar, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini suçluyorlar. Toplanıyorlar, dağılıyorlar, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine iftira atıyorlar. Bilmiyorlar ki Türkiye eski Türkiye değildir. Görmüyorlar ki aziz milletimiz yeni sisteme alışmış, takdir ve teveccühüyle kaya gibi arkasındadır. Zillet ittifakının besin ve esin kaynağı kriz, kargaşa, kavga ve kutuplaşmadır. Zillet ittifakının geçim kapısı hamaset, habaset, husumet ve huşunettir. Huzur bu ittifakın duymaya bile tahammül edemeyeceği bir insanlık, devlet ve toplum değeridir. sürekli istikrarsızlık, sürdürülebilir düzensizlik, yaygın kaos, dinmeyen siyasi ve ekonomik fırtınalar, CHP'sinden ipine, HDP'sinden devasına, Serokundan dep kadar alayının ümidi ve unsiyetidir. Altılı masa darma dağındır. Her bir parti kendi çıkarının, kendi ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür. Altılı masaya zimmetlenmiş, bağlanmış, vesayet vesayet altına girmiş bir cumhurbaşkanı hüviyetinin arzu ve arayışı deşifre edilmiştir. Serok Ahmet haline bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmek için yola koyulmuştur. Altılı masa junta yönetimlerini ara rejim dönemlerini aratmayacak bir nevi konsey yapılanmasıyla Türkiye'yi yöneteceğini iddia etmektedir. Serok Ahmet pazarlık gücünü yükseltmek ne alırsam neyi kazanırsam kar mantığıyla altılı masanın başlıca hizip odağına dönüşmüştür. Bu koltuk sevdalısı ve menfaatperest Serok altılı masanın Cumhurbaşkanı kendi kararımı uygularım derse kriz çıkar. O cumhurbaşkanı meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır demek suretiyle zillet ve ittifakın potansiyel zehrini kusmuş ve menfur zihniyetini ele vermiştir. Diğer yandan altılı masada köş köş oturan parti başkanlarının karar süreçlerinde Cumhurbaşkanı ile birlikte imza yetkisine sahip olacağını iddia etmek sadece akıl tutulması değil, masa oligarşisinin liderler sultasının ülkeye ve millete dayatılmasıdır. Buradan bir demokrasi istikrar ve hizmet aşkı çıkmayacağını söylemek için kain olmaya gerek yoktur. Altılı masa şimdiden kriz girdabına yuvarlanmıştır. Vaatleri krizdir, anlaşmazlıktır, konsorsiyum halinde ülke yönetimidir. %50'yi aşan bir oy olan alan Cumhurbaşkanı ile %0 bilmem kaç oy oranına haiz bir partinin eşit sorumluluğa ve stratejik konularda aynı imza etkisine sahip olacağını ifade etmek demokrasiyi ve millet iradesini hiçe saymaktır. Bu iflah olmaz bir iktidar hastalığıdır. Dikkat ediniz. Projemiz budur. Vizyonumuz şudur. Hedeflerimiz şunlardır diyemiyorlar. Bugünden kriz ihbarı, kriz ibrazı, kriz ilhamı yapıyorlar. Aziz milletimizin bu tip siyaset çirkefliğine, bu ve benzeri siyasi hezeyan ve hüsrana onay vermesi aklın imhasıyla eş değer bir fecaattir. Serok ve selamsız babacan başta olmak üzere tüm zillet partileri altılı kumar masasına çökmüşler. Ne üretir, üteriz, nasıl hileyle muhatapları zorda bırakırız arayışına girmişlerdir. Türk siyaset ve demokrasi adına utanç verici bir tablo karşımızdadır hepsinin derdi masadan kalkıp daha rahat bir koltuğa çöreklenmiştir. Çöreklenmektedir. Milletimizi ve ülkemizi düşünen ve dert eden parlak bir gelecek için feragat gösteren tek bir muhalefet partisi yoktur. Şu ana kadar da görülmemiştir. Deva Partisi'nin başkanı altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa hem rahat seçilirim hem de aynı şekilde yönetirim dedikten sonra oy oranı yüzde bir bile olmayan parti başkanlarının özgüveni nereden geliyor sorusuna kayış koparan şu kaynat, su kaynatan şu cevabı vermiştir. Seçimlerden önce hiçbir partinin seçimde yüzde kaç alacağını önceden hesap ederek bir çalışma olmaz. Eğer böyle bir çalışmayla seçime gidilse o zaman her parti kendi yoluna gider. İmza yetkisini kapsamasında ağır eleştirilere uğrayan Serok Ahmet'in bakalım siyaseti bu, bu çok bilmişlere şunun oy oranı bu desin. Mesela biz çıkalım masadan madem o zaman sözleri altılı masanın iflas beyanıdır. Milletimiz bunların gerçek yüzünü iyice tanımıştır. Tencere kapak misali hepsi birbirini bulmuştur. Birisi çıkar masaya isterse aday olurum der. Birisi çıkar ben başbakan olacağım der. Birisi çıkar çoklu adaya sıcak bakmıyorum der. Birisi çıkar gerektiğinde masa iki aday da çıkarabilirdir. Birisi çıkar, aday altı genel başkandan biri olmalıdır der. Birisi çıkar, masa beni desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yönetirim der. Altılı masadaki partilerin hiçbiri diğeriyle uyum ve barış içinde değildir.